izlemiyorlar. Fen 2. dönem 2. yazı hazır mıyız Tongşar'a? Hazır değilim hocam. Senle süper bir şekilde hazırlanacağız ve gerçekten de bu yazıdan inşallah 100 alıp sonucunu çok iyi şekilde getireceğiz bu sınıfını inşallah diyoruz ve başlıyoruz Tongşar. Ne yapacağız hocam? Senle ilk başta bir yazılı provası çözeceğiz ama öncesinde bak doğru yanlışlar var, boşluk doldurmalar var. Kazık mı hocam sorular? Hayır kazık değil, normal aynı sınavda çıkabilecek gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına ve okuldaki hocanızın anlattıklarına uygun bir şekilde hazırladık. Yıllık plana, okul müfredatına uygun bir şekilde hazırladık. Ama öncesinde Tonguç'um hangi konulardan çıkacağını biliyor musun sınavda? Bilmiyorum hocam. İşte onları sen gel beraber tekrar edelim. Hızlı bir özet yapalım bunları ve işte ışığın yayılması, 5. ünite yansıması, 5. ünite, ondan sonra 6. ünite insan ve çevre, 7. ünite elektrik devre ve elemanlarından çıkacak sınavımıza ve bunları hızlı bir şekilde tekrar edelim. Unutma, buradaki sayfaların PDF'leri açıklamadaki linkte var. Onları indirip bunlardan da önünde özetlerle çalışabilirsin diyoruz ve başlıyoruz. Doğucuğum, ışık bir kere ne yapıyor? Doğrusal yayılıyor. Doğrusal ne demek? Işık doğrular şeklinde ilerliyor. Bak bu ampulden çıkan ışıklar var ya Tonguç'um. Aynı mesela hani biz güneş çiziyoruz ya, bak mesela bir tane güneş çizeyim. Güneş çizdikten sonra genellikle hep böyle şöyle bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun çizgiler çizilir. Bu ne demek biliyor musun Tonguç'um? Ne demek hocam? Bu aslında ışığın doğrusal yayıldığını gösteriyor işte. Işık doğrular şeklinde ilerliyor diyebiliriz. Peki şunu da unutmayalım. Işık her yönde yayılır. Işık her yönde ve ama aynı doğrultuda yayılmadığını bileceğiz. Peki ışık bir yere çarptığı zaman ne olur? Işık bir yere çarptığı zaman eğer bu yüzey düzgün ise düzgün yansıma. Mesela ayna gibi düz bir yüzey ise düzgün yansıma olur. Eğer bu yüzey böyle girintili çıkıntılı yani pürüzlü dediğimiz yüzey ise Tonguç öğrenmem. Pürüzlü. O zaman, aynen dağınık yansıma olur Tonguç'um. Aynı zamanda kumaş, ondan sonra işte birazcık dalgalı su gibi yerlerde genellikle dağınık yansıma olurken buruşuk alüminyum folyoda falan filan dağınık yansıma olurken genellikle ayna da durgun su da, bak ayna ve durgun su, bunu da unutma, bu kelimeleri unutma. Burada ışık düzgün bir şekilde yansır. Işığın yansıma kuralı nedir biliyor musun Tonguç öğrenmem? Nedir hocam? Bir normali vardır yüzeyin. Yüzeye dik olan bir çizgi vardır. Bu çizgiyle yaptığı açı neyse buna gelme açısı denir ışığın. Yansıma açısı da o kadardı Tunç'um. Yansıma açısı ile gelme açısı birbirine eşittir. Işığın yansıma kuralı aslında budur. Ve kendisiyle geldiği düzlemde ışık yansır. Bu da yansıma kuralının diğeridir diyebiliriz. Tunç'um bir kere ışık maddeyle karşılaşınca ne olabilir? Bazı maddeler Tonguç'um saydam, bazıları yarı saydam, bazıları ise kapak. Opak evren, ne kapağı, dangoz mu söylüyor? Yani bu hiçbir şekilde geçirmiyor. Bak suratını görebiliyor musun? Kapak da öyle hocam, geçmez kapaktan. Aynen doğru, aslında kapak gibi. Ama bazı kapaklar yarı saydam olabiliyor. Ha. İlla opak kapak olmasına gerek yok Tonguç öğrenmem. Dolayısıyla burada hiçbir arkasını göstermiyor. Yani ışığı geçirmiyor. Bu da bana opak olsun, anladım şimdi. Aynen bu da sana opak olsun. Bu hiçbir zaman ışığı geçirmiyor. Bu ise tamamen ışığı geçiriyor. Bu ise yarı geçiriyor. Mesela buna ne örnek verebilirsin yarı saydamı? Cam. Hayır. Buzlu cam. Cam budur. Buzlu cam budur. Bravo. Tebrik ediyorum. Süper bir adamsın gerçekten de. Aynı zamanda yağlı kağıt. Yağlı kağıt. İnanılmaz zeki bir adamsın. Yani her şeyi çok iyi hatırlıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Hocam sınıf anahtarı sistemine her şeyi dikkatli dinledim. Odun. Efendim hocam. Hayır. O sen demedin. Odun mesela opak değil miydi Tonguç evladım benim? Biz arayayım arkadaşı sorayım. Evet yani. Işte, neyse. Dangoz musun evladım? Tebrik ederim seni. Saydam dediğimiz şey de cam, ondan sonra ne bileyim işte şeffaf, hani mesela şey var ya, annelerimiz böyle streç filmle sararlar, şeffaf streç filmler falan filan, bunlara saydam diyoruz. Işık ışınları opak cisimden geçemez ve ne oluşur Tonguç biliyor musun evladım? Ne olur? Gölge oluşur, bunu da hatırlamamız gerekiyor dedik. Peki geldik insan ve çevre ünitesine. İnsan ve çevre ünitesinde bazı... Benim alakası olmadığı için dinlemeyeceğim hocam. İzin verirseniz arkadaşlarınızı. Evren bak, genellikle sınavımızda bu ünite ve bu ünite ağırlıklı çıkacak. Dolayısıyla esas bu ünite çok fazla çıkacak. O yüzden çok iyi bilmemiz gerekiyor bu konuları. Biyoçeşitlilik ne demek biliyor musun? Biyoçeşitlilik bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliği demek aslında. Mesela Tonguç, ülkemiz biyoçeşitlilik açısından zengin mi Tonguç evladım benim? Hocam zengin. Mesela bizim çiftliğimizde öküz var, sığır var, manga evet, var, camış ediyorum, var, ediyorum. Buzağı var. Orangutan var mı? Orangutan yok. Evet ama işte o zaman çok zengin değil. Aa. Mesela şöyle düşün Tonguç. Anadolu gerçekten biyoçeşitlilik açısından çok zengin. Özellikle Karadeniz bölgesinde inanılmaz çok ağaçlar vardır. Görmüşsündür değil mi? Bir sürü çeşit ağaç vardır. İşte bu biyoçeşitliliği fazla olduğunu gösteriyor. İşte Ekvator bölgesinde binlerce çeşit böcek var, yılan var, ondan sonra kaplumbağa var falan.
bunlar aslında biyoçeşitliliğin fazla oluyor. Yani ne kadar çok tür canlı varsa bu o kadar biyoçeşitlilik kuvvetli diyebiliriz. Türkiye'de biyoçeşitliliğe bakalım Tonguç abi. Bakalım hocam. Mesela denizde bir horozumuz var. Deniz horozu çok meşhurdur biliyorsun. Alarm saati olarak kullanıyoruz. Aynen. Horoz sesi çıkar bakayım bir yere. Bravo, tebrik ediyorum, süpersin. Peki tavşan sesi çıkar. Ankara tavşanı. Bu da özel bir tavşan. Sivas kangalı sesi çıkar. Aynen ama kangal gibi çıkar. Bu et gibi. Harika, gerçekten kaliteli böyle. Kangal büyük bir hayvandır. Bu sadece Sivas'a özgü bir hayvan mesela. Van kedisi sesi çıkar. Mivav mı? Mivav diyor hocam. Van kedisi de Türkiye'deki biyoçeşitliğe çok özel. Bir rengi, bir göz rengi farklı, bir göz rengi farklıdır. O da çok tek bir şeydir. Yani dünyada az bulunan, hatta hiç bulunmayan bir şeydir. Çitlenbik, ondan sonra ahlat, sonra koca yemiş gibi şeyler, bitkilerimiz de aynı şekilde Türkiye'ye özgü aslında bitkilerdir ve bunlar da sadece Türkiye'de bulunduğu için biyoçeşitliliğimizi zenginleştirir ve gerçekten de ülkemizin aslında bir zenginliğidir. Aslında biz hani ne diyoruz yani, bizim işte bankada bu kadar paramız var ama ülkemizin de bunları var. İşte bu ülkemizdeki zenginlikler sayesinde canlılık, yani biyoçeşitlilik fazlalaşıyor diyoruz. İnsan ve çevre ilişkisine baktığımız zaman gerçekten de bir de şunu bilelim Tomucuğum, ekoloji, ondan sonra tür ne demek Tomucuğum, tür? Tür demek hocam işte. Tür kendisiyle birbiriyle çiftleştikleri zaman verimli çocuklar oluşturabilen canlılara biz tür diyoruz. Mesela işte Sivas kangalı, Sivas kangalı birleşir, Sivas kangalı oluştururlar. Ama Sivas kangalıyla... Sivas eniği oluşturur hocam. Kangala kanga eniği doğru. Mesela Sivas kangalıyla at birleşip yeni bir çocuk oluşturabilir, oluşturamazlar. Olmaz. Dolayısıyla işte bu ikisi bir tür değil ama Sivas kangalı bir türdür gibi düşünebilirsin. Aynı zamanda ekoloji ne demek olmuş biliyor musun evladım? Ekoloji de etrafımızdaki çevreyle olan ilişkimizdir. İşte insan ve çevre ilişkisinde biz doğayı mahvediyoruz. Mesela ne yapıyoruz doğada? Ağaçların üstüne işiyorlar hocam. Ben görüyorum piknikte. Çiş yapıyorlar hep. Aynen öyle. Ağaçların üstüne... Ya o demek değil. Efendim. Su kirliliğine yol açıyoruz. Toprak kirliliğine yol açıyoruz. Hava kirliliğine yol açıyoruz. Su kirliliğine nasıl yol açıyoruz? Tonguç evladım benim. Su kirliliğine nasıl yol açıyoruz? Hemen sana şöyle söylemek istiyorum. Bir kere fabrikalardan atık sular su kirliliğine yol açıyor. Aynı zamanda asit yağmurları su kirliliğine yol açıyor. Aynı zamanda toprak kirliliğine demek dersen, toprak kirliliğine de işte bu fabrikaların atık suları, ondan sonra işte asit yağmurları yine toprak kirliliğine yol açan diğer sebeplerden bir tanesi. Aynı zamanda çöplerimiz, bu çöpler hem denize giriyor su kirliliğine yol açıyor, hem de toprakta kalaraktan bu şey sayesinde işte o kimyasal maddeler yüzünden toprağı kirletiyor. Verimsiz ve kullanılamaz hale geliyor. Hava kirliliğine baktığımız zaman bu fabrikanın bacasından çıkan o dumanlar, ondan sonra arabalarından çıkan egzozlu gazları, ondan sonra işte bir sürü kömür yakan işte evlerden çıkan dumanlar falan filan, bunlar hepsi birleşerekten bizim akciğerle ilgili problemler yaşamamıza yol açıyor. Havamızın kirlenmesine, temiz nefes alamamamıza yol açıyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani insan gerçekten de çevreye zarar veriyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor dersen, su kirlenmemesi için bu fabrikalardaki bacalar filtre takılması gerekiyor. Ondan sonra toprak kirlenmesin diye çöplerimizin gerçekten de tekrar şey yapılması gerekiyor. Kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç Evren Bey, hava kirliliği olmaması için arabaların muayenelerinin yapılması, egzozlarının kontrol edilmesi ve benzeri gerekiyor. Aynı zamanda bunların hepsini önlemek için insanların en önemlisi bilinçlendirilmesi gerekiyor Tonguç evladım benim. Tonguç, bir kere şunu da bilmemiz gerekiyor. Tabii biyoçeşitliliği birazcık biliyoruz ama biyoçeşitlilikte bazı kavramlar var. Mesela ekosistem. Ekosistem dediğimiz kavram gerçekten önemli bir kavram. Aslında canlı ve cansızlar hep beraber ne oluşturuyor Tonguç evladım benim? İnsanları. Hayır, ekosistemi oluşturuyor. Ha. Biz aslında bu ekosistemin içinde yaşarken buna zarar vermememiz gerekiyor. Onu demek istiyorum sana. Aynı zamanda Tonguç Evren Bey, habitat nedir biliyor musun? Habitat. Bu kavramı da bilelim bak. Bu da çok önemli bir kavram. Bilmiyorum habitatta hocam. İçinde yaşadığımız yere, bir türün içinde yaşadığı yere habitat diyoruz. Habitatımızı kirletmememiz gerekiyor. Bunlar da önemli kavramlar diyoruz. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlere baktığımız zaman birçok var. Nüfus artışı, küresel ısınma, aşırı avlanma, GDO'lu ürünler, ondan sonra işte evsel atık. Bunların hepsi biyoçeşitliliğimizi tehdit eden faktörlerden bir tanesi diyebiliriz. Tonguç'um bak şunu unutma. Türkiye'de biyoçeşitlilik tamam. Ülkemizde gerçekten de güzel bir sürü canlı var. Hatta ülkemizde neredeyse Tonguç evladım benim 80 bin hayvan türü var. Aa! 80 bin hayvan türü var. Belki sizin okulda daha fazla bilmiyorum. Yani dolayısıyla yaklaşık 9 bin bitki türü var. İnanılmaz büyük bir zengin. Benim rehberimde en fazla 150 kişi var hocam. Evet, saçmalama evladım. Aynı zamanda Tonguç evladım benim, doğada nesli tükenmekte olan canlı
hayvanlara baktığımız zaman nelerdir hemen söylüyorum. Pandaları ne tüketiyor? Bengal kaplanları. Ondan sonra Meksika yunusu mesela. Kutup ayısı. Ondan sonra hayır sana demiyorum. Mesela yeşim bitkisi. Likya orkidesi gibi böyle bazı canlılar var. Gerçekten nesli tükenmekte olan canlılar. Dinozorların da nesli tükeniyor hocam. Ama dinozorlar bitti. Bak bu çok güzel bir örnek var. Dinozorlar, mamut, moa, Tazmanya kaplanı, Hazar kaplanı, Anadolu aslanı. Anadolu'da eskiden aslan vardı mesela. Onlar yok olmuş. Nesli tükenmiş canlılar diyebilmemiz gerekiyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü insan ve çevre ilişkisi tabii burada tamam biz çevreye zarar vermemiz ama çevrede bazen bazı yıkıcı doğal olaylarla bize zarar verebiliyor. Mesela yıkıcı doğal olaylarından depremler, insanlar yerin sarsılması bir sürü ölümlere yol açabiliyor. Aynı zamanda volkanik patlamalar. Volkan patlaması da işte volkanın nesi vardır? İşte bir krateri vardır. Ondan sonra burada volkanın bacası vardır. Bu kavramları bilsen iyi olur. Aynı zamanda Tonguç evladım benim buradan ne çıkar evladım? Ateş. Magma çıkar ve buradan püskürdükten sonra lav adını alır falan filan bu kavramları bilsen iyi olur. Sel dediğimiz şey her tarafı su basması. Aynı zamanda heyelan dediğimiz şey aslında heyelan nedir Tonguç evladım sence? Heyelan toprak kaymasının diğer adı. Yani burayı hemen yazıyorum. Toprağın bir yerden yüksek bir yamaçtan aşağı doğru kaymasına ve aşağıdaki insanlara zarar vermesine heyelan denir. Hortum dediğimiz şey de işte, hortum bahçeyi sularken kullanırız. Aynen burası mesela böyle. Hayır saçmalama. Hortum dediğimiz şey hava olaylarından dolayı böyle havanın garip grup hareket etmesi. Hortumun ucuna bastırırsak su daha tazikli gider. Kasırga inanılmaz derecede kuvvetli fırtınalardan dolayı etrafın çatıların matırın yok olması falan filan. Bunların hepsi tabii bunların hepsinden korunma yolları var. Depremden korunmak için işte ne yapmamız gerekiyor? Önlemleri almamız gerekiyor. Doğru zeminlerin üzerine binalarımızı yapmamız gerekiyor. Depremde zarar görmesin diye. Heyelandan korunmak için Tonguç evladım benim heyelan olabilecek yerlere setler yapılmalı. Aynı zamanda hortumdan, kasırgadan korunmak için evladım çatılarımız dayanıklı, kasırga uyarı sistemleri olması gerekiyor. Sığınaklar yapılmalı. Selden korunmak için barajlar yapılmalı. Aynı zamanda volkanik patlamadan korunmak için yanardağa yakın bölgelerde evler kurmamamız gerekiyor. Hortumdan korunmak için sağlam mekanlar yapmalıyız. Geldik elektrik devre elemanlarına. İşte en son konumuz ve aslında sınavda da soru gelebilecek bir kısım. Okulda tabii hocanız ne kadar ilerledi bilmiyoruz ama hani ilerlediyse burayı da yapmıştır. Devre elemanlarına ampulü bu şekilde gösteririz. Pili bu şekilde, iletken teli bu şekilde düz bir çizgi aslında. Anahtarı da açık olduğu zaman bir de kapalı olduğu zaman. Peki Tomuş, kapalı anahtar mı ışık verir, açık anahtar mı ışık açık verir? İşte öyle geliyor değil mi sen? Hayır tam tersi. İşte burada şunu bilmem gerekiyor. Işıklar açık kapalı mantığını unut. Kapalı anahtar ışık yakar, açık anahtar ışık yakmaz mantığına alışman gerekiyor. Basit bir elektrik devresi yaparsak, mesela şurada ışık verir mi şu ampul Tomuş evladım benim? Verir. Çünkü açık değil açık, mi? Evet. Hani patlarsın. Bu devre böyle dönüp de buraya kadar gelmediği sürece ışık vermez. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Pıt kapanması gerekiyor. O zaman ışığı kapatır mısın mı diyeceğiz biz? Hayır işte hayır. Anahtarı kapatır mısın diyeceksin. Işığı anahtarı kapatırsan ışığı açmış oluyorsun. Bu da önemli bir mantık. Ters bir ilişki var bunu unutmayalım. Kesin hatırlatacağım. Ve geldik doğru yanlışa. Evet sınavımız başlıyor. Yazı provamız başlıyor. Hazır mısın? Emniyet kemerini takayım hocam. Emniyet kemerini tak ve iyi sıkı. Aynamı düzelttim. Evet aynamı düzelttim. Koltuğumu dik konuma getirdim. Vitese tak gidiyoruz. Işığın opak maddelerden geçememesiyle tam gölge oluşur. Doğru tebrik ediyorum. Opak maddeler yüzünden aslında tam gölge oluşuyordu diyebiliriz. Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitli zenginliğini biyoçeşitliliğiyle ilgilidir. Sayı ve çeşitli zenginlik dediğimiz şey aslında zaten biyoçeşitlilik demektir. Bravo diyorum sana. Yapay gübre ve tarım ilaçları toprağın kirlenmesinde etkilidir. Yapay gübrenin içindeki o kimyasal maddeler ve tarım ilaçlarının içindeki kimyasal maddeler toprağın verimliliğini azaltan şeyler, toprağı da kirleten şeyler. Bu da doğru bir ifade. Devrenin elektrik enerjisini sağlayan güç kaynağı anahtardır. Hayır yanlış, pil elektrik enerjisini sağlayan güç kaynağıdır. Kunduz anahtar sadece devreye alıp almama yani açıp kapamayı görev alır. Kunduz nesli tükenmiş bir hayvandır Tonguç evladım. Doğru kunduzlar artık ne yazık ki nesli tükenmiş bir hayvan ülkemizde diyebiliriz Tonguç evladım benim. Geldik Tonguç cümlelerde yer alan boşlukları tabloda verilen sözcüklerden uygulananları kullanarak doldurunuz demiş. Hemen bakalım. Volkan patlaması sonucunda çevreye ne yayılır Tonguç evladım benim? Volkan patlaması sonucunda. Lav. Tabii ki lav yedir. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok zeki bir adamsın. Volkan patlaması sonucunda çevreye lav aynı zamanda ne yayılır biliyor musun? Bu dumanlar yayılır. Küller yayılır. O da başka bilmemiz gereken bir şeylerden bir tanesi. Işık ışınlarını hiç geçirmeyen maddelere Tonguç evladım benim opak maddeler denir diyoruz. Geçirenlere saydam maddeler diyoruz. Filtre kullanılmayan fabrikalardan çıkan gazlar ne kirliliğine yol açar? Tabii ki gaz dediğimiz için hava kirliliğine yol açar diyebiliriz.
bilmem ne atıkları su kaynaklarını kirleten nedenlerden birisidir demiş. Ne atıkları? Kanalizasyon atıkları su kaynaklarını kirletir. Kanalizasyon dediğimiz şey işte biz mesela evlerimizde tuvalete... Tuvalete gittikten sonra o nereye gidiyor? Kanalizasyon borularıyla denize gidiyor, işte göllere gidiyor ve bunlar da tabii kirleniyor. Çünkü sadece organik atıklar değil, bir sürü atıkları oraya atıyoruz. Basit bir elektrik devresinde bilmem ne açık olduğunda ampul ışık vermez. Anahtar açık olduğunda ışık vermez. Hani sanki demin sana sormuştum ya, anahtar açıksa ışık verir mi? Öyle sen açık dedin. Evet. Hayır, işte tam tersi bilmemiz gerekiyor. Çevre kirliliğine sebep olan en az 3 unsuru aşağıdaki gibi balık kılçığının üst kısmındaki kutucuklara yazın demiş. Yanlışların nasıl düzelteceğine ilişkin önerinizde ise balık kılçığının alt kısmındaki kutucuklara yazınız demiş. Şimdi bir kere Tonguç öğrenmem, çevre kirliliğine yol açan en önemli sebeplerden bir tanesi aslında ağaç kesme. Gerçekten nalet bir şey, adice bir şey. Ama bazen işte mobilyalarımızı yapmak için, şu kağıtları üretmek için ne yazık yapmak zorundayız. Ama işte bunu kararında yapmak zorundayız. O yüzden kararında yapmak zorundaysak biz buna göre ilerlemek zorundayız. Nasıl yapacağız? Ağaçların, şimdi ne demiş? Önerilerinizi ise balık kılçığının alt kısımlarına yazınız demiş. Burada ağaç kesmeyle ilgili ne önlem alabiliriz? Düzenli ve planlı yapılmalı. Planlı bir şekilde olmalı. Aynı zamanda Tonguç öğrenmem, ağaçlar kesilmemeli. En önemli şeylerden bir tanesi ağaçları daha az kesmeye özen göstermemiz gerekiyor. Peki geldik bir başka bir şey daha. Çevre kirliliğine yol açan hava kirliliği Tonguç evladım. Hava kirliliği için, mücadele için ne yapmamız gerekiyor? Fabrika bacalarına filtre takılması. Fabrika baca filtreleri takılmalı diyorum. Bu da önlemlerden bir tanesi diyebiliriz. Geldik Tonguç evladım. Kimyasal gübre kullanımı gerçekten çevre kirliliğine yol açan bir şey. Kimyasal gübre kullanımı. Mesela bunlardan bir tanesi de kimyasal gübre kullanımı. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Doğal gübre kullanılmaya özen gösterilmeli. Doğal gübre kullanılmalı. Bizim önerimiz de budur diyorum ve geçiyoruz diğer sorumuza. Ülkemizde de tüketen canlılardan 3 tanesini yazınız demiş. Hemen yazalım seninle Tonguç evladım benim. Evet. Mesela ülkemizde nesli tükenmiş canlılardan 3 tanesinden kunduz. Mesela ülkemizde artık yok ne yazık ki. Ülkemizde ne yazık ki yok. Aynı zamanda Anadolu kaplanı. Anadolu'da eskiden bir kaplan vardı, yaşıyordu. Ama şu anda ne yazık ki yok. Aynı zamanda Kafkas öküzü. Tonguç evladım, Kafkas öküzü. Efendim hocam. Hayır sana değil mi? Kafkas öküzünün ne olduğunu biliyor musun? Çok daha değişik bir, çok daha büyük ve heybetli bir öküzü. Ama şu anda yok. Mesela bir tane daha ekstra sana yazmak istiyorum. Asya fili de vardı. Eskiden ülkemizde fil vardı biliyor musun? Eskiden filin üstünde insanlar gidiyorlardı bir yerlere. Ama şu anda yazık yok. Nesli tükenmekte olan canlıları korumak için neler yapmalıyız? 3 tane önlem yazınız. Hemen yazalım. Canlıların yaşam alanları korunmalı. Canlıların yaşam alanları, mesela çok güzel manyas kuş cenneti var. Onun gibi alanlarda artık tel örgülerle falan filan çevirmişler ve ne yapıyorlar? Burada o kuşların yaşaması için uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bilinçsiz avlanma engellenmeli. Bilinçsiz avlanılmamalı. İşte avlanmayı da düzenli bir şekilde yapmak lazım. İşte belli av sezonları var. Bunların dışında avlanmak yasak mesela ülkemizde. Aynı zamanda çevre bilinci arttırılmalı Tonguç evladım benim. Onu nasıl yapacağız? Tabii ki eğitimle yapacağız. Mesela ben şu anda burada sana çevre bilincini arttırmaya çalışıyorum. Çevre bilincini arttırmak için ne yapıyorum? Ders veriyorum. Bunu yaptığım zaman sen artık diyeceksin ki ya ülkemizdeki bu hayvanlar niye yok olmuş? Bunlar daha fazla yok olmasın diyerekten sen bir dur diyeceksin. Avlanmayı keseceksin belki. Yaşam alanlarını tel örgülerle çevireceksin belki. Ve daha düzenli bir birey olacaksın. Geldik yukarıda çevre kirliliği ilgili bazı görsel vermiştir. Gözlerde görülen kirlilikler nedenini yazın demiş. Su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği nedenlerine bakalım. Şimdi su kirliliğinin nedenleri de sanayi ve evsel atıklar Tonguç evladım. Sanayi ve evsel atıklar. İşte evlerimizden çıkan sanayiden çıkan o kanalizasyondan çıkan iğrenç borular mesela. Kanalizasyon suları. Onu da yazmam gerekiyor. Kanalizasyon suları aynı zamanda su kirliliğine yol açan ikinci faktör. Üçüncüsü de tarım ilaçları da suya karışınca gerçekten de çok adice
suyu kirletiyor ve çok zarar veriyor diyoruz. Toprak kirliliğine baktığımız zaman orada tarım ilaçları başrolde. Tarım ilaçları gerçekten de toprağı kirletiyor çünkü toprak üzerinde yetişen bitkiler üzerine uygulanıyor. Aynı zamanda çöpler de çevreye atılan çöpler de aynı şekilde. Aynı zamanda yanlış gübreleme. Yanlış gübre dediğimiz şey de orada da Tonguç Evren Bey'im doğal olmayan gübrelerin çok kullanılması yani düzensiz ve hani daha hırsla onların kullanılması toprağa bayağı bir zarar veriyor diyebiliriz. Hava kirliliğine baktığımız zaman evlerden fabrikadan çıkan gazlar mesela işte fabrikadan çıkan gazlar. Aynı zamanda Tonguç Evren araba egzozları aynı zamanda Tonguç Evren Bey'im evlerden çıkan evlerin pırt gazları yakıt hocam, için pırt gazı çevreye hava kirliliği verir mi? Yakıtlarından çıkan gazlar, bunlar da zarar verebilir. Pırt gazı çok iyidir, çok sağlıklıdır, unutma Tonguç Evren, ama her yerde zartut yapma tabii ki. Teşekkür ederim. Geldik, bir öğrenci perde üzerine bir gölge oluşturmak istemektedir. Tamam. Hazırlayacağı düzenekte ışık kaynağı. Niye uğradın? Saçma. Işık kaynağı ile perde arasında aşağıdaki engellerden hangileri yerleştirirse tam gölge oluşur demiş. Bir kere cam bardak. Saydam mı? Yarı saydam mı? Opak mı? Cam bardak al. Saydam. Harika. O zaman gölge oluşur mu? Dangoz evladım benim. Oluşmaz. Bu olmaz. Bunu kullanamaz. Basketbol topu. Saydam mı? Yarı saydam mı? Opak mı? Opak. Opak. Tebrik ediyorum. Bunu kullanabilir. Basketbol topunu şuraya koydu. Bu artık hiçbir ışık geçirmeyeceği için burada çat diye bir gölge oluşabilir. Kitap. Opak. O da opak. Plastik tabak. Plastik tabak da opaktır. Ama buzlu cam yarı saydamdır. Dolayısıyla bununla da olmaz diyoruz. Tam gölge oluşabilmesi için mutlaka opak bir cisim kullanması gerekiyordu. Bunların üçü de opaktır diyebiliriz. Evet, geldik yukarıda ışık kaynaklarından çıkan ışınların etrafa yayılma şekli hangilerine doğru göstermiş demiş. Bu doğru göstermiş. Her tarafa doğru yayılıyor ve doğru sayıyor. Değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Ama bu saçma sapan gitmiş. Böyle ışık gider mi ya? Böyle yamuk yumuk böyle gider mi? Sen hadi bir köşeye döneyim de geleyim. Böyle bir şey ama düzgün şekilde gider. Skandal ya. Bir doğru göstermiş ama iki değil. Bu mesela böyle bulamaç şeklinde menemen gibi gitmiş. Bu da olmaz. Ama bu da doğru çıkmış. Ama Tonguç Evren Bey'im buraya niye çıkmamış? Niye buraya çıkmamış? Niye buraya çıkmamış? O yüzden bu da yanlış. Yalnız birdir diyebiliriz. Cevabımızın tek doğru olan seçeneği de bu diyoruz. Bunlar böyle gitmiş ama buradan böyle de gider, böyle de gider gibi bilmemiz gereken bunları da diyoruz. Geldik. Tabloda basit bir elektrik devresinde kullanılan devre elemanlarının sembolik gösterimi yazılmıştır. Hangi sembole, hangi devre elemanın karşılık geldiğine eşleştiriniz demiş. Tonguç, anahtar hangisiydi? Anahtar şu zımbırtı. Aslında anahtar bu değil mi? Evet. O zaman 1C'dir diyebiliriz. Kabloya baktığımız zaman iletken tel yani A'dır diyebiliriz. Ampul dediğimiz şey ise tabii ki budur. Ampul böyle çarpı şeklinde gösteriliyordu. D'dir diyebiliriz. Pil dediğimiz şey de aslında artı ve eksi kutupları olan B'dir diyebiliriz. Tebrik ediyorum seni. Bu kadar basit bir soruydu aslında. Ama tabii böyle sorular gelebilir karşımıza. Nasıl çizildiğini bilmemiz gerekiyor. Sel olayı yıkıcı doğal olaylarından bir tanesi. Tamam, eyvallah. Akarsu, dere, deniz gibi büyük su kütlelerinin ani taşkınlar sonucunda etrafındaki alanları sular altında bırakmasına sel adı verilir. Selden korunma yollarının doğru olanı işe demiş. Binalar akarsu yataklarına yapılmalı. Akarsu yataklarına yapılırsa sel basar. Allah korusun, saçmalama. Yağmur yağdığı zaman sel hemen akarsuya beraber yükselir. Evin içine dolar. Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalı. Evet, tebrik ediyorum. Bunu zaten yapmak her türlü doğrudur. Bir de bunu yaptığın zamansa seli engeller. Neden? Çünkü aslında ağaçlar o seldeki toprakların hareket etmesini veya selle bir yerden bir yere senin koruman olur aslında bunlar. Senin bodyguardların gibi orada kenara durur ve suyun seni yok etmesini engeller diyoruz. Barajlar kurularak akarsular kontrol altına. Evet, doğru. Barajlar da bir set çekerekten suyun çok yükselmesi sonucunda evlere zarar vermesini engeller diyoruz. Bravo diyoruz. Yani tabloda verilen maddeleri saydam, yarı saydam ve opak olarak sınıflandırırız. Hemen karton. Saydam mı, yarı saydam mı, opak mı Tonguç Evren Bey'im? Karton. Opak. Opak. Tebrik ediyorum seni. Duvar peki Tonguç Evren Bey'im, saydam mı? Evet. Dangoz musun? Opaktır duvar. Duvar şey mi geçirir, ışık mı geçirir? Delikse? Yağlık. Yağlık kağıda bakarsak Tonguç Evren Bey'im yarı saydamdır. Su ise saydamdır diyoruz Tonguç Evren Bey'im. Bunları da unutma diyoruz. O zaman mükemmel bir şekilde tekrarımızı yaptık. Unutma, sıfırdan beşe. Ben nasıl çalışacağım hocam? Hangi konuları çalışacağını hemen sana söylemek istiyorum. Bir kere fen konusunda ikinci yazılının konularını hemen seninle bir göstereyim ve oradan da lütfen çalışmayı ihmal etme. Çünkü gerçekten sınavda çıkacak konular. Sayfa 160'ta ünite 5 ışığın yayılması. Sayfa 162 ışığın maddeyle karşımız tam gölge. Ondan sonra sayfa 164 biyoçeşitlilik. Bunu çalışman gerekiyor. Hatta buradaki soruları lütfen çöz.
Sayfa 166 insan ve çevre ilişkisi, su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, sera etkisi ve küresel ısınmaya da bakman çok önemli. Onlar çıkabilir. Yıkıcı doğal olay olan deprem, ondan sonra sel, kasırga, heyelan, volkanik patlama sayfa 168'de lütfen bunlara bak. Aynı zamanda devre elemanlarından sayfa 170'te sembollerle gösterimi ve basit bir elektrik kirasında ampul parlaklığını etkileyen değişkenler sayfa 172'de. Buna da buraya kadar hoca gelmeyebilir ama yine de sen bakarsan iyi olur. Aynı zamanda sana birkaç ödev de vermek istiyorum Tomuş Evren, benim soru Zoru Bankası'ndan. Çok güzel ödevlerimiz var. Onları da vermek istiyorum. Özellikle dikkat ettiysen biz hangi konu yaptık? Işıkla başladık. Işık konusundan başlayıp da mesela test 15'ten başlayıp Tomuç'um. Ondan sonra test 16, ondan sonra test 17, test 17'yi yaptıktan sonra ışık bitti. Sonra test 18'de biyoçeşitliliğe geçiyorsun. Test 19 sayfa 160 mesela. Ondan sonra insan çevre ilişkisi, yıkıcı olayları test 20. Ondan sonra test 21 devre elemanları ve şeması. Buraya kadar yapsan yeterli. Son testi belki hocanız gelmeyebilir. Dolayısıyla sayfa 165'e kadar yapsan yeterli. Bunun dışında da ben deneme çözmek istiyorum. Kaşınıyorum ve gerçekten ileriye umutla. Hocam bursluluk sınavlarına bakmak istiyorum. Aynen, hem bursluluk hem de geleceğe ümitle bakmak istiyorum. 5. sınıf konularına ne kadarını biliyorum, ne kadarını bilmiyorum. Gerçekten bir sınav psikolojisiyle aynı optik formlu bir şekilde acaba çalışabilir miyim desen, evet çalışabilirsin. Bunu da dörtlü motivasyon denemelerimizle yapabilirsin. Dörtlü motivasyon denemelerimizde dikkat ettiysen Tomuş Evren Bey'im, burada hangi konudan hangi yanlış yaptığın sözel ve sayısal detaylı analizlerde karşına çıkıyor. Hatta burada kendi eksik kaldığın konuları, işte en fazla zaman harcadığın konuları kendi analizini yapabilirsin. Onun dışında sorular gerçekten de yeni tarz infografik sorular koymaya çalıştık. Tamamı yatay, sayısal mantık soruları, sözel mantık hocam, soruları koymaya başladık. Yapamazsam hepsinin çözümü aslında buradaki kare kodlarla karşında. Hemen bunları okutaraktan cevabını profesyonel hocadan dinleyebilirsin. Hiç merak etme Tomuş Evren Bey. O zaman şimdi unutma, açıklamadaki linkten PDF'ini ödülü sorumuzu yaptığım için başarılar sınavında görüşmek üzere. Sağ olun hocam.